Herkese yeniden merhaba, ben Burcu. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bugün yine bir saç boyama videosuyla daha karşınızda olacağım. En son videomda da bir saç boyaması yapmıştım. Saçlarımın hatta rengini açmıştım. Şu an görmüş olduğunuz rengi elde etmiştim. Eğer o videoyu da aynı zamanda izlemediyseniz onun da linkini yukarıya bir yere bırakırım. Oradan bakabilirsiniz saçlarımı nasıl açtığımı. Böyle 2,5 ay kadar oldu zaten. Saçımın rengi bayağı bir aktı. Biraz değişti. Kötüleşti yani. O yüzden bunu baz almayın. O yüzden ben de şimdi tekrar saçımın rengini tazelemek adına, diplerim de çıktı gördüğünüz gibi, dip boyası yapmak adına saçlarımı boyayacağım ve onun da dedim ki videosunu çekeyim. Bugün biraz daha farklı bir renk kullanacağım. Aslında yine aynı tonlarda olacak. Yani yine açık tonlarda kullanacağım. Normalde saçımın rengi biraz koyutmak istiyordum. Çünkü bu ton bana çok fazla yakışmadı. Böyle yüzümü biraz kötü gösterdi. Ama o kadar hani saçımı açmakla uğraştım, yıprattım saçlarımı falan. Elim biraz koyu tonlara gitmedi. Açık konuşmak gerekirse. O yüzden yine böyle açık tonlarda bir şey aldım. Ama farklı bir şey aldım. Palette'nin bu doğal renkler serisindeki bal köpüğü rengini aldım. Bunu deneyeceğiz birlikte. Şöyle arkadaki renk skalasını da göstereyim sizlere. Büyük ihtimalle saçımın rengi açık olduğu için hani bu rengi tutacağını düşünüyorum. Bilmiyorum, çok merak ediyorum hani buralarda. Bakalım bu renk tutacak mı? Bir de diplerde koyu renkler çıktığı için, artık koyu saç olduğu için, bakalım diplerde nasıl bir sonuç elde edeceğim. Onu da çok merak ediyorum. Hep birlikte göreceğiz. Ama videoya geçmeden önce YouTube üzerinden bana destek olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve bu videoyu da beğenirseniz de beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdi ilk olarak boya karışımımı hazırlayacağım. Her zamanki gibi ben 2 kutu boya aldım. 2 kutu boya içerisinden hemen şöyle göstereyim. Krem boya çıkıyor. Eldiven falan var zaten. Boyama sonrası saç bakım kremi var. Bir de bu oksidan losyon. Bunları iki kutunun içinden çıkan da bu ikisini birlikte karıştıracağım. Daha sonra her zamanki gibi bundan birkaç boyamadır sürekli kullanıyorum. Igora'ya ait, şöyle onu da göstereyim. 0.22 turuncu gidericiden de bir çay kaşığı kadar koyacağım. Karıştırma kabımın içine, boya kabımın içine. O şekilde boya karışımı hazırlayacağım ve dipten uca doğru böyle tutamları ayırarak saçıma boyayı uygulayacağım. Bu arada saçıma boyayı uygulamadan önce de bir iki boyamada bunu da yapıyorum. Size de tavsiye ediyorum. Saçlarımı öncesinde böyle bolca Hindistan cevizi yağı sürüyorum. O şekilde üzerine boyayı uyguluyorum ki saçta yıpranma böyle minimuma insin diye. Önce Hindistan cevizi yağını saçıma güzelce süreceğim. Ardından da bu iki kutudan da çıkan karışımları ve Igora'dan da bir çay kaşığı kullanarak boya karışımı hazırlayacağım. Ondan sonra saçıma boyayı uygulayacağım ve tekrar geri geleceğim. O zaman başlayalım. Evet, gördüğünüz gibi saçlarıma boyayı uyguladım. 45 dakika kadar bekleteceğim saçlarımda boyayı. Ondan sonra saçlarımı güzelce yıkayacağım, kurutacağım. Bir de fön çekerim muhtemelen. Daha sonra da saçımın son halini sizlerle paylaşacağım. Ve saçlarımın bitmiş hali bu şekilde oldu. Şöyle göstereyim. Bence güzel bir ton oldu. Sadece dipleri gördüğünüz gibi çok fazla etki etmedi. O yüzden ya bu boyayı kullanmak istiyorsanız, ya saçlarınız koyuysa, önce açmanız gerekiyor. Koyu renklerde